dijital inovasyon ve internet konusunda Avrupa'nın kalbi bu hafta Fransa'da atıyor. Paris'te LoEB konferansının birinci gününü geride bıraktık. Bugün ilginç konular konuşuldu. Özellikle önümüzdeki yıl internet konusunda hangi konularda daha fazla yatırım yapılacağı konusu gündemdeydi. Kimlik, sağlık sektörü ve wellness dediğimiz spor konularında daha fazla yatırım bekleniyor. Bitcoin bir süredir radar altında gidiyor ama çok büyük bir potansiyeli olduğu ve daha fazla yatırım alacağı söyleniyor. Günün bir diğer ilgi çekici konusu giyilebilir teknolojilerdi. Giyilebilir teknolojilerde şu anda gizlilik, privacy önemli bir konu. Datamızın sahibi kim olacak, çektiğimiz görüntüler nerede kalacak? Ancak uzmanların söylediğine göre erişim yükseldikçe, fiyatlar düştükçe bu gizlilik konusu daha az önemli olmaya başlayacak. Önceki uygulamalar ve araştırmalar gösteriyor ki tüketici bu cihazlara erişebildiği zaman gizlilik konusunu biraz daha az önemsemeye başlıyor. Kitlesel platformlarda gelişmeler bekleniyor. Bugüne kadar birçok sektör, birçok alanda kitlesel şirketler hayatımıza girmişlerdi. 2015'te de daha önce var olmayan sağlık sektörü gibi, kentsel uygulamalar gibi konuların bu crowdsource dediğimiz kitlesel kaynak ve insanların bir araya gelerek bir güç oluşturarak yaptığı platformlara dahil olmaları bekleniyor. Medya ve içerik konusu bugün konuşulan konuların sonundaydı. Cheeseburger'ın kurucusu Ben Hagen'e ilginç ve güzel şeyler anlattı. İçerik hiç değişmeyecek ama medya sürekli değiştiği için düzenli olarak içeriğinizi hangi medyalara uygun olarak hazırlıyorsunuz kontrol etmek zorundasınız. Bugün bunun özellikle üzerinde duruldu. LoEB'de ikinci günü de geride bıraktık. İlk gün e-ticaret panelinde öne çıkan yavaş moda akımıyla beraber bugünün önemli maddeleri sağlık, zihin ve sanattı. Yavaş moda tekstil endüstrisinde yeni bir akım. Satın aldığımız ürünlerin üretiminden satışına ve pazarlamasına kadar her aşamada adil bir şekilde üretim yapılması, çevreye karşı duyarlı olunması bu akımın önemli maddelerinden. Zeydikom da bu akımı takip eden markalardan bir tanesi. Sağlık sektörü teknoloji sayesinde artık insanların hastalıklarını tedavi etmekten ziyade insanların sağlıklı kalmalarına odaklanabilecek. Giyilebilir teknolojiler, akıllı telefonlar sayesinde vücudumuza taşıdığımız veri depolama araçları bizi sürekli monitör ettikleri için verilerimiz sağlık merkezlerine, hatta kimi zaman uygulamalara çok erken ulaşabilecek ve biz daha hastalanmadan belirtiler, semptomlar çok önceden tespit edilip bize gerekli uyarılar yapılabilecek. Beynimiz sevdiği şeyleri yapmak ister. Bağımlılıkların merkezi de burada yatıyor. Sigara içmek, fast food tüketmek, hatta sosyal medyada zaman geçirmek kimi zaman bu bağımlılıkların bir sonucu. Bugüne kadar bağımlılıkların çözümünde irade çok ön plandaydı ama yeni bulgular gösteriyor ki beynin farklı desteklere de ihtiyacı var bağımlılıklardan kurtulmak için. Yeni teknolojiler sayesinde bu destek artık mümkün. Google Cultural Institute sanat projelerini internete taşıyor. Google Art Project bunlardan en ünlüsü. Birçok müzeyle anlaşma yaptı Google ve çok yüksek çözünürlüklerle bu görselleri internete taşıdı. Google Art Project dışında Chromecast'in backdrop özelliğine eklenmiş sanat bölümü, cep telefonumuzdan televizyonumuzda gösterdiğimiz sanat eserlerinin detaylı bilgilerini almamıza da olanak tanıyor. Google Cardboard'la da müze içini gezmek, çeşitli sanat eserlerini deneyimlemek için projeler geliştiriyor. Gerçek hayattaki müze deneyimini sanal ortama taşımak kolay değil ama Google mühendislerinin tam olarak yapmak istediği şey bu. LoEB'in son gündeyiz. Konferans bugün sona eriyor. Bugün öne çıkan konulara hızlıca bir bakış attığımızda şunları görüyoruz. Dijital analist Brian Solis, değişim bir ekosistemdir diyor. Hiçbir girişimci üretilecek her şey üretildi cümlesiyle hayata başlamaz. Brian Solis'in panelinde konuk ettiği Scully kasklarının kurucusu Marcus Feller, kendi geçirdiği bir trafik kazası sonrasında yeni bir kask geliştirmeye karar veriyor. Scully'nin özelliği, insan vücudunun bir parçası gibi tasarlanmış bir kask. GPS, head-up display, arka görüş kamerası gibi çok teknolojik özelliklere sahip bu akıllı kask kitlesel fonlama ile hayata geçti ve bu istediği kaynağın 10 katını topladı bu kitlesel fonlarla. Matthias Lufkens, Digital Democracy adlı panelde Twitter'ın siyasi aktörlerin iletişimlerini de değiştirdiğini anlattı. 2014 yılında selfie çeken başbakanlar, ayaklarının fotoğraflarını paylaşan bakanlar ya da Twitter üzerinden, sosyal medya üzerinden birbirleriyle iletişime geçen dışişleri bakanları gibi çok ilginç iletişim alanlarının yükseldiğini gördük.
drone konusu tam bir yükselişte. Geçtiğimiz senelerde hayatımıza teknolojik ürünler olarak giren dronelar artık özellikle prodüksiyon alanında ciddi şekilde kullanmaya başlandı. Önümüzdeki yıldan itibaren kargo, ürün teslimatı gibi alanlarda da droneların yaygın bir şekilde kullanılması bekleniyor. Bu da tabii çok önemli yeni regülasyonları gündeme getirecek. Artık hava taşımacılığı ya da havacılık kuralları droneları da düşünerek yeniden ele alınmak zorunda. Önümüzdeki yıldan itibaren drone kullanmak için pilot lisansı bile gerekebilir.